7 Haziran seçimleri sonrası mecliste yeterli çoğunluğu sağlayamayan AKP'nin Kürt sorununda artık demokratik açılımlar yerine baskı ve şiddet yolunu seçerek bölgeyi terörize etmeye başladığı bir dönemde KESK, DİSK, TMOB ve TTB savaşa inat, barış hemen şimdi, acil barış, acil demokrasi şiarıyla bir barış mitingi düzenlemişti. Mitinge Ankara'nın göbeğinde haince saldırılmış, 102 yoldaşımız katledilmiş, yüzlercesi yaralanmıştı. Patlamanın olduğu gün yaşananlardan dava dosyasına da yansıyanların bir kısmı şöyle. Patlamaların gerçekleştirildiği anda olay yerinde hiçbir kolluk kuvveti yoktu. Yaralananlara olay yerinde TTB ve SES üyesi sağlık emekçileri tarafından ilk tıbbi müdahaleler gerçekleştirilirken az sayıda ambulans yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaştı ve yaralılar çoğunlukla özel araçlarla hastaneye sevk edildi. Siren seslerinin de duyulmasına rağmen alana ambulansların girememesi tüm görüntü kayıtlarında mevcut. Dehşete uğrayan kitle polis tarafından kaos halindeki olay yerine doğru sürüldü. Saat 10.25'te Sıhhiye ve Yeni Mahalle yönünden gelen çevik kuvvet ekipleri ağır yaralıların olduğu ve yaralılara müdahale edilmeye çalışılan alanda göz yaşartıcı gaz kullandı. Ulus yönündeki emniyet güçlerinin alandan çıkış ve içeriye girişleri engellemek üzere oluşturduğu güvenlik duvarındaki arbede sonucu polisin göz yaşartıcı mühimmatı etrafa saçıldı. Yaralı taşıyan ambulans ve özel araçların üzerinden geçmesiyle mühimmat patlayarak etrafa yoğun gaz saçıldı. Saat 10.30'da alana 06A2085 ve 06A2087 plakalı 2 adet akrep tipi aracın girmesi ve TOMA 5'in sürekli olay yerinde bulunması delil bütünlüğünün ortadan kalkmasına ve gerilimin yükselmesine yol açtı. Uzlaşmaya çalışan kitleye yol boyunca copla müdahale edildi ve kaskla vuruldu. Yaralılara müdahale için gelen sağlık personeline izin verilmedi. Olay yeri koruma altına alınmadı ve olay yeri inceleme ekipleri ve savcılar olay yerine derhal gelmedi. Ekipler yaklaşık 1,5 saat sonra, başsavcı vekilisi olay yerine 2,5 saat sonra geldi. Bütün bunlar patlama günü birçok kamu görevlisinin olaya ne şekil müdahil olduğunu gösteriyor. Patlama sonrası ise patlamaya ilişkili olan sanıklar ve kamu görevlileri arasındaki ilişki de ortaya çıkmıştı. Gerçekleştirenler 2012 yılından itibaren takip edilmeye başlanıyor. Bu soruşturma kapsamında canlı bomba Yunus Durmaz'ın 2014 yılına kadar izlendiği, bu süreçte genç Ensar ve Genç Müslümanlar Derneği'nde yürüttüğü örgütsel faaliyetlerden, evinde yürüttüğü faaliyetlere kadar her şeyin bilindiği ve kayıt altına alındığı dosyadaki bilgilerde yer alıyor. Durmaz ile ilgili fiziki ve teknik takip 2014 yılında sonlandırılıyor. Ancak bu dosya Suruç katliamının yaşandığı 2015 yılının Temmuz ayında yeniden açılıyor ve şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılıyor. Bu süreçte yakalanamayan Yunus Durmaz hakkında daha önce de 11 Kasım 2013 tarihinde İstanbul 16. Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak aynı süreçte fiziki ve teknik takiple izlenen Durmaz hakkındaki yakalama kararı Antep Emniyeti ve Antep Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilmemişti. Hala bu dosya kapsamında hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Edremit Türen'in 9 Ağustos 2012 tarihinde yaralandığı ve tedavi olmak için kilise geldiği ortaya çıkmıştı. Ardından Kırşehir'deki Ahi Evren Üniversitesi Hastanesi'ne geçen Türe, 8 Eylül 2012 tarihinde üniversite hastanesine geldiğinde polis tarafından fiziki takip sonucu görüntülendi. Tekerlekli sandalyede olan Türe burada tetanoz aşısı da oldu. Direne kazanacağız.
ilişkin çok sayıda somut belgenin ortaya çıkmasına rağmen buna dair bir adım atılmadı. Sanık ve şüpheliler hakkında Antep'ten Ankara'ya emniyetin elinde yeterince bilgi, belge var. Buradan tekrar soruyoruz. Elleriyle koymuş gibi bulabilecekleri halde neden gereğini yapmadılar? Oysa Diyarbakır'daki HDP mitingine yönelik IŞİD'in bombalı saldırısının üzerine gidilseydi Suruç katliamının yaşanmayacağı, Suruç'un üzerine gidilseydi Ankara Garı patlamasının engellenebileceği defalarca yazıldı. Bizzat 10 Ekim dosyasına giren sayısız belgede de dosyada adı geçen IŞİD elemanlarının sınırdan Suriye'ye rahatlıkla giriş çıkış yaptıkları ve bu süreçlerde de değişik illerde haklarında açılmış dosyalarda aranır durumda gözüktüğü biliniyor. Bizler bu davanın asıl sorumlularının o günkü baskı savaş politikalarının mimarı ve uygulayıcısı olan IŞİD çeteleriyle birlikte hareket eden hükümet yetkilileri olduğunu biliyoruz. Hatta IŞİD sırf YPG ile mücadele eden bir örgüt olarak görüldüğü için Türkiye'de de o süreçte çok rahat hareket etti ve buna göz yumuldu. AKP Genel Başkanı'nın Kobane YPG'nin kontrolündeyken IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırılar sırasında şu anda Kobane düştü düşüyor dediği dönemdir bu. Bütün bunlar hatırlanmadan mahkeme adil bir karar veremez. Karar duruşmasında avukatların tüm itirazlarına rağmen yalnızca 9 IŞİD sanığına 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Katliamın sorumlularının 9 kişiden ibaret olmadığını biliyoruz. Mahkeme bizi yanıltmayacak bir şekilde IŞİD örgütünün açığa çıkmaması için özel bir çaba sarf etmiştir. Örgüt şemasının ve örgüte yardım eden kamu görevlilerinin gizli kalması özellikle gözetilmiştir. Diğer taraftan şu anda sanık olanların aile ilişkileri de dışarıda tutulmuştur. Oysa örgütün şemasında aileler önemli bir yer tutmaktadır. Bu haliyle mahkeme karar veremez haldeyken karar vermiştir. Verilen karar ise asla adaleti tesis etmemiştir. Katliamın bütünlüklü organizasyonu yok sayılmıştır. Değişik eylemlerde ismi geçen 40 sanık polis istihbarat tarafından bilinip teşhir edilebilir olmasına rağmen görmezden gelinmiş ve mahkeme bu sanıkları dosyaya dahil etmemiştir. Bugün dava Sincan'a kaçırılıp oldu bittiye getirilmeye çalışılırken bizler buradan bir kez daha ifade ediyoruz. İçeride ve dışarıda yürüttüğünüz savaş çığırtkanlıklığınıza karşı bizler tıpkı 10 Ekim'de Ankara'da olduğu gibi en gür sesimizle yaşamı ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Sizler bu davayı içi boşaltılmış mahkeme salonlarında bitirseniz bile halkların vicdanında bitiremeyeceksiniz. Barış isteyen memurlar, doktorlar, akademisyenler, işçiler ve emekçiler var oldukça gerçek sorumlular unutulmayacak ve bizler gerçek sorumlular yargılanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. İmzacı kurumlar, AKADER, Devrimci Anarşist Faaliyet, Devrimci Hareket, Devrimci Parti, EMEP, Halk Evleri, HDK, HDP, Kaldıraç, İstanbul KESK Şubeler Platformu, KÖZ, SYKP, TİP, Türkiye Özgürlük Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi.